Güncel. Sevgili dinleyiciler, Birinci Dünya Savaşı'nda Antalya Deniz Zaferi'nin büyük kahramanı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ölümünün 50. yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle bir kez daha anılacak. Ecdadımızı ve onların bağımsızlığımız uğruna verdiği mücadeleyi, kahramanlıklarını unutturmamak, yeni nesle aktarmak adına çaba gösteren bu etkinliğin düzenleyicilerini bir kez daha selamlıyoruz. Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği Proje Koordinatörü Özel Özgüç Stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi ve derneğinizi bir kez daha kısaca tanıyalım dilerseniz ve sonrasında Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul kimdir? Henüz işitmeyenler için bu tarihi şahsiyeti dinleyicilerimize anlatalım. Efendim biz Antalya'da kurulmuş bir sivil toplum örgütüyüz. Yöremizin ve ülkemizin bilinmeyen, az bilinen tarihiyle, ekolojisiyle ilgileniyoruz bu kahramanımız da yöremizde ve ülkemizde çok az bilinen bir kahramanımızdı. Biz bununla iki senedir ilgilenerek gemileri batırdığı günü, ölüm yıl dönümlerini kutlama programları yapıyoruz. Biz şuna inanıyoruz, kazan, kazandığı zaferlerin ruh ve heyecanını gelecek nesillere aktarmayan milletler yok olmaya mahkumdur. Bu tür kahramanlarımızı biz hem yöremize, hem ülkemize, hem dünyaya, hem de gelecek nesillere anlatmak ve tanıtmakla kendimizi görevli adli ediyoruz. Çalışmalarımızda e, yönetim kurulu başkanımız Mehmet Rıza Ünlü Bey var. Kendisi iş adamı ama bizle olan ilişkisi sanatçı kimliğinden çok önemli bir tarihçi o doktor Sedat Akkuş pardon Suat Akgül Bey var. Sedat Bey ile Suat Bey'i hep karıştırıyorum. Suat, Sedat Bey de bize büyük destek veren Antalya'nın eski deniz komutanı. Murat Kabukçuoğlu hocamız var. Sanatta son derece iyi. Biz bu çalışmalarımızı bunların üzerinden yürütüyoruz. Yine bu çalışmalarımız içerisinde Kaş'ta gemilerin batırıldığı noktadaki yolun üzerinde biyolojik araştırmalar yapan Şimdi hocalarımız var. Herkesin bildiğini farz ederek Kaş'ta gemilerin batırıldığı ...nokta dedik ama... ...Mustafa Ertuğrul kimdir? İşitmeyenler olabilir. Siz de evet. sohbetin başında söylediğiniz az bilindiğini... ...Mustafa Ertuğrul kimdir? Tarihte ne gibi bir öneme sahiptir? Bir anlatalım, tanıtalım. Şimdi efendim, Mustafa Ertuğrul'un... ...doğum yeri Girit. Ee, babası orada... ...görevli ve kendisi... ...bir Türk subayı babası da... ...onun evladı... ...harp okulu mezunu olan bir... ...Osmanlı subayı olarak göreve başlamış. Birinci Dünya Harbi'nde... İstiklal Harbi'nde çok büyük kahramanlıklar yapmış. Şimdi Birinci Dünya Harbi'nde Kaş'ta İngilizlerin o zamanın uçak gemisi gerçek tabiriyle uçak taşıyan gemisini batırmış ve İngilizler uzun süre bunları saklamışlar. Hatta öyle güzel bir anı var ki bu geminin komutanı ser anlaşmasıyla silahlarımızı teslim etmeye gittiğimizde Mustafa Ertuğrul'u görür topların kamasını teslim edeceği zaman der ki senin gibi bir kahramanın toplarının kaması alınamaz. İade edin kamaları der ve bizim milli mücadelede İstiklal Harbi'nde kullandığımız toplar bunlara aittir. Sonra oradan kemere gelir. Kemerde iki tane büyük muhribini Fransızların batırır. Biri Paris 2 öbürü Alexandra. Paris 2'nin kaptanının Pierre Loti'nin yeğeni Rodi'nin çok önemli bir hatırası var. Der ki hatıralarında, ''Barbar Türkler gemimizi batırdı. Ama Türk askeri üzerimize yüzerek geldiğinde korktuk. Fakat hiçbiri bizi katletmedi. Sırtlarını alarak karaya çıkardı. Karadaki askerler ilk çamaşırlarını yırtarak yaralarımızı sardı. Dedik ki, ''Barbar Türkler yaralarımızı iyileştirecek. Öyle bizi öldürecekler.'' Bunların hiçbiri tezahür etmedi. Hatta Alman general bunların ifadesini al, gerekirse bir ikisini de vur dediğinde onların komutanı "Bunlar bizim misafirimiz. Bizim ahlak ve geleneklerimize bu yakışmaz." dedi. Bu bir şifre zannettik ama biz burada iyileştik. Bizi Antalya salgın hastalık oluştu. Antalya'ya sevk ettiler yolda Türk askerlerinin katırla gitmesi emredildi. Biz de yürüyerek peşlerinden gelecektik. Ama bu işte öyle olmadı. Çünkü biz çoğumuz rahatsız ve hastaydı. Türk askerleri yürüdü, katırla bizler geldik. Dedik ki bizi Antalya'da iyileştirip öldürecekler bunlar. Antalya'da bizi Doktor Burhanettin Onat, çok önemli İstiklal Harbi'nin büyük kahramanlarından biri onlar karşıladılar. Hastanelerinde tedavi ettiler hepimiz iyileştikten sonra şimdi barbarlar bizi göldürecek derken memleketimize yolladılar. Memlekete geldiğimizde bizi divana harbe verdiler. Hakim kürsüye çıkıp barbar Türkler diye söze başladığında biz hepimiz Bahriye subayları ayaklandık. Dedik ki bizi müebbet hapse mahkum edebilirsiniz. Hatta kurşuna dizebilirsiniz ama Türklere asla barbar diyemezsiniz. Şimdi Bizim Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul merhum komutanımız, gazimiz, ya adına ne söylerseniz söyleyin kelimelerin az geldiği büyük insan. 5 Kasım ölüm yıl dönümü. Bu sene 50. yılını kutluyoruz. 50. yılını anıyoruz. Ölümünün 50. yılında. Murat Paşa Belediyesi, Sayın Başkanı Ümit Uysal Bey, mesai arkadaşları ve meclisi, bunu meclis kararı ile her sene kutlanacak program haline geldiler anma programını ve 5 Kasım'ı takip eden haftayı da Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul anma haftası ilan ettiler. Biz bu seneki programımızda kabri başında 5'inde anacağız. Saat 11'de bütün hemşerilerimizi davet ediyoruz. Kur'an-ı Kerim okunacak. Saat 13'te Muratpaşa Camii'nde mevlüt okunuyor. 6 Kasım'da bunun adına düzenlediğimiz genç ressamların resim sergisinin açılışı var Muratpaşa Belediyesi Fuayesi'nde saat 14'te. 20'de de Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda kahramanlık türküleriyle anacağız. 7 Kasım'da Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'un anısına Muratpaşa Belediyesi Erdal İnönü Parkı'nda bir anıt ve yanında da bir anıt ağaç, zeytin ağacı dikiyor. Bu da Zeytin Ağacı'nda Birinci Dünya ve İstiklal Harbi kahramanı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Bilayri Akersoy adını alıyor. Silah arkadaşları Burdurlu Halil İbrahim sonra Günaydın adını alıyor. Çavuş ve Ankaralı Durmuş Çavuş savaşçı, savaşçı ve batırılan İngiliz ve Fransız gemileri mürettebatı adına bir anıt ağaç oluşuyor. Bu da bizim dünyaya verdiğimiz en önemli mesajlardan biridir. Dedelerimizden aldığımız mirasa sahip çıktığınızı gösteren e, bir e, hareket olduğunu düşünüyorum. Batırılan gemilerin mürettebatlarına dair de e, bir şeyler yapıyor olmanız az önce anlattığınız kıssa gerçekten tüylerimizi diken diken etti. Nasıl bir ecdadın torunları olduğumuzu bir kez daha anlamış olduk. Bu konuda yaptığınız çalışmaları biz de takdirle karşılıyoruz. E, biraz önce 50. yıl dönümü münasebetiyle önümüzdeki tarihlerde gerçekleştirilecek olan etkinliklerden dinleyicilerimizi haberdar ettiniz. Fakat herkes not edememiş olabilir. E, bunlara ulaşabilecekleri, bu e, anma takvimine ulaşabilecekleri bir internet adresi, bir iletişim numarası var mı? Var. Benim direkt telefonumu arayabilirler. Zaman zaman bizim telefonlarınızı vermeyin falan deniyor bize ama hiç sakıncası yok. Bu konuda 724 açık, 0-532-302-46-04 benim kişisel telefonum. Ayrıca Aksan'ın elektronik posta adresi var. Aksan alt çizgi 07 et mynet.com Bu adreslerde sorarlar. Bizde elektronik adreslerini gönderirlerse biz de kendilerine bunların davetiye mektuplarını göndeririz. Teşrifleri halkımızın ve bürokrasimizin Bizi çok mutlu edecektir. Ayrıca Muratpaşa Belediye'miz Kültür İşleri Müdürlüğü'nden de öğrenebilirler. Sevgili dinleyiciler, tarihte ilk kez, dünya savaş tarihinde ilk kez bir uçak e, gemisini e, denizin derinliklerine gönderen, batıran, e, İstiklal Harbimizde ve Birinci Dünya Harbi'nde büyük başarılar elde etmiş, çok fazla da bilinmeyen bir kahramanımızdan, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'dan bahsediyoruz. Kendisinin e, mezarı... Andızlı Mezarlığı'nda bugün Antalya'da Atatürk Parkı'nda da bir heykeli var. Ee, ne kadar öneme e, hais olduğunu biz e, konuştuk az önce ama. Dilerseniz bu konuda çok araştırmalar yaptığınızı biliyoruz. Mustafa Ertuğrul'un e, yaşamına dair bazı anekdotlar yine aklınızda varsa paylaşabiliriz. Şimdi efendim Atatürk ve Paraş Maraşal Fevzi Çakmak merhumu çağırıyorlar. Hatıralarını yaz Verdiği cevap çok enteresan ben bir Türk zabitiyim diyor. Yani bu o kadar olağan olaylar ki herkes yapabilir manasında. Bu, bu, olayları yaptığı zaman daha 21 yaşında teğmen bilayra üst teğmen oluyor. Ve o kadar büyük başarılara imza atıyor ki zaman içerisinde tabii emekli oluyor. Mağlulen emekli oluyor, yaralanıyor. Antalya'ya yerleşiyor. Antalya'da yaşadığı ki yakın tarihe kadar çok insan tanıyor kendisini gelirken devlet geliyor derlermiş ve soran olduğu zaman komutanım bunu nasıl yaptınız bir anlatın dediği zaman yüzü kıpkırmızı olur ve hemen oradan sessizce kalkar gidermiş. Bununla ilgili demin ismini telaffuz ettiğim Doktor Suat Akgül hocamızın çok güzel araştırmaları var. İnşallah yakın zamanda bir kitap haline de gelecek. Ama basılmış ...bir takım kitaplar var... ...Mustafa Aydemir tarafından... ...Ben Bir Türk Zabitiyim... ...Hüseyin Çimril Bey'in yayınladığı eserler var... ...Doktor Burhanettin Onat... ...kitaplarından bahsediyor... ...bunların hepsini Suat Hocam... ...zaman içerisinde de anlatıyor... ...sizin de misafiriniz oldu... ...burada da anlattı... ...bundan sonra da olur ve anlatır. Tarih sahnesinde bazı isimler... ...böyle Mustafa Ertuğrul gibi... ...sivriliyor... ...bugün de anıyoruz onları... ...ama dediğiniz gibi... ...Ben Bir Türk Zabitiyim... ...ifadesiyle her Türk sabiti e, bugün anmaya değer. Hepsinin ruhuna bir kez daha buradan saygılarımızı gönderiyoruz. Onları rahmetle anıyoruz. E, Mustafa Ertuğrul'un o dönemki silah arkadaşlarından da bahsedelim mi? Çünkü onlar da anılacaklar. Tabii efendim. Halil İbrahim Çavuş var. Mustafa Ertuğrul'un o günkü silah arkadaşlarından. Halil İbrahim Çavuş, Burdurlu. Durmuş Çavuş var. Hatta e, dışarıda konuşurken Halil İbrahim Çavuş dolaylısıyla sizin de dedeniz yani eşinizin dedesi. Evet. Onun oğlundan aldığımız bir bilgi var. Çok enteresandır. Bu bataryaların Paris 2'nin batırıldığı yerdeki bataryaların bulunduğu yer Kaş Kemer'de ve Antalya'nın ilk e, tatil köyü olan bir tatil köyünün hemen üst tarafında burası eski Fransız İtalyan tatil köyü diye anılan Antalyalılar bilirler efendim Mediterrane kulübün işlettiği bir yerdir o bataryalara ziyarete gittiklerinde o tatil köyünden izin almak gerekiyor oğlu e, kıymetli hocamız bunu hatıraları içinde anlattı Babam o zaman dedi oturdu ağlamaklı oldu bize tekrar bir can harbi mi yaşatacaksınız tekrar bize bir istiklal harbi mi yaşatacaksınız diye kızdı ama çıkamadık dedi. Sonra biz Kemer'de bir etkinliğimiz esnasında bundan önceki kaymakamımıza konuyu söylediğimizde o yolu çıkabilirsiniz. Ben gerekli izni alırım ama onlara yandan bir yol yapalım ve orayı da yürüyüşe açalım dediler. Bu arada biz çok önemli Orman Bakanlığına, Orman Genel Müdürlüğüne, buradaki orman teşkilatının bölge müdür ve yardımcılarına çok teşekkür ederiz. Kaş ...Orman İşletme Müdürümüze de... ...Kaş'ta bu kahramanlarımız adına... ...bir hatıra ormanı tesis ettik. Hemen Bayındır Köyü'nün girişinde... ...ve yine bu topların seyir edebileceği... ...seyir ettiği yolu bulduk. Biz bunları da trekking'e, ...motorlu, yaya, efendim bisikletle açmayı planlıyoruz. Giriş kısmında da... ...Büyükşehir Belediye'mizde, Kaş Belediye'mizde de... ...görüşerek bir... Ee, pezaj düzenlemesi yapıp 5 Ocak'ta İngiliz uçak gemisinin batırıldığı gündür inşallah açarız. O zaman da seyircilerimizi, dinleyicilerimizi davet ederiz. Gelirler, görürler. Buradaki önemli olan konulardan bir tanesi o kadar enteresan ki bu yolu bütün dinleyicilerimizin yürümesini isterim. Karşıda meyiz, yan tarafta kaş, burada İngiliz casuslarının görmemesi gerekli olan bir yol bu yolun içerisinde 120 askerle beraber toplarını götürüyor ve kimse görmüyor. Bilayra burada 37 tane de şehidimiz var. Kültür Bakanlığı'ndan bu tam alan araştırmasıyla ilgili bu şehitlerimizin mekanı ve yeriyle ilgili bir araştırma izni aldık. İnşallah Kaş Belediye'mizle beraber bu araştırmayı da yapacağız. Peki Kaş Belediyesi'nin ismini zikrettiniz. Muratpaşa Belediyesi'nin keza. Başka sizlere bu çalışmalarınızda destek olan kişi ve kurumlar varsa onlara da yeri gelmişken buradan selamlarımızı ileteyim. Şimdi şimdi efendim bizim bunlarla ilgili Kültür Bakanlığımız, Spor Bakanlığımız mesela çok enteresan onu söylemeyi unuttum. Ayın 8'inde de Topçu yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ve silah arkadaşları adına Spor Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Antalya İl müdürlüğünce, onlara da çok teşekkür ederiz, bir masa tenisi müsabakası düzenlediler. Bu bölgesel olacak ama ilerleyen yıllarda ulusal ve uluslararası alana taşınacak. Bu masa tenisi müsabakamızı Kader Dönmez hocamız organize ediyor. kendisi Bütün masa tenisi oynayan, hevesli ve oynamayı isteyen herkese, her yaşta buna da davet ediyoruz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımız yarışmalarımızı bütün Türkiye'ye duyurdu. Sağ olsunlar hem il müdürümüze hem Sayın Bakan'a. Kültür Bakanlığımız zaten desteklerini esirgemiyor. İl müftülüğümüz şeyde, anma günlerinde müftülük hocalarımızı yönlendiriyor. Efendim Büyükşehir Belediye'miz, Antalya Akdeniz Üniversitemiz, Muharip Gaziler ayrıca... Türkiye Emekliler Derneği, Ormancılar Derneği, Orman Mühendisleri Odası, Türk Hava Kurumu, Kalp Antalya UFET. Bunların hepsi ismini sayamadığım birkaç bir kısım derneklerimiz daha, mesela Emekli Subaylar Derneği birebir yanımızda ve bize büyük destek veriyorlar. Bunların hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Sayamadıklarım, unuttuklarım varsa lütfen affetsinler. Onları da heyecanıma bağışlasın. Ee, peki şunu sormak istiyorum. Aksan olarak e, Mustafa Ertuğrul top, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul alma etkinliğinin akabinde gerçekleştireceğiniz başkaca etkinlikler var mı? Hangi alanlarda çalışmalarınıza sürdürüyorsunuz? Şimdi efendim çok şey düşünüyoruz. Bir kere birincisi bu merhumun Antalya'da bir heykeli var. Ama heykeli öyle bir yere koymuşuz ki kimse görmesin diye. Antalya'yı bilenler e, çok iyi bilirler. E, ...ismini telaffuz etmeyeceğim bir e, restoranın hemen alt tarafında... ...Atatürk Parkı'nın içerisinde. Tarif etseniz zor bulursunuz. Ben öğrendiğimde çok zor buldum. Ama kemerde çok önemli, güzel bir heykeli yapılmış. Kaşta yapılmış ama e, kaşa pek yakışmıyor. Biz buralarda heykellerini de yapalım istiyoruz. Ayrıca e, bu kahramanlarımızı her tarafta tanıtalım istiyoruz. Birincisi Antalya'nın Kara Aleoğlu Parkı'nın içerisinde şimdi Don Kişot heykeli olan çiftlenmik ağacının olduğu yerde bir fotoğrafı var bataryası ile beraber. Orada canlandıralım istiyoruz. Yani biz Kaş'la Gazi Paşa arasını bir açık hava müzesi halinde değerlendirelim diye ısrarcı ve kararlı bir şekilde herkesten yardım isteyerek bu konuda çalışmak isteyenlere de her şeyimizle yardım ederek çalışma azmi içerisindeyiz. Tabi bunlar kolay olmuyor. Sponsorlar gerekli. Bu konuda basın desteği gerekli. Öncelikle TRT'mize ve zat halinize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü hiçbir zaman için desteğinizi esirgemediniz. Fazlasıyla desteğini verdiniz. Diğer kurumlardan da aynı ilgi ve alakayı bekliyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz öncelikle. E, tabii ki e, tarihimizin e, yeni nesle aktarılması anlamında TRT'de üzerine düşen görevi her zaman yapıyor. Yapmaya da devam edecek diyebiliriz. E, peki Sayın Özel Özgüç, e, son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları alarak size veda etmek istiyorum. Ama lütfen e, programımızın girişinde okuduğunuz o davetin üzerinde yazan özlü sözü de hatırlatalım dinleyicilerimize. Evet efendim, diyoruz ki kazandığı zaferlerin ruh ve heyecanını gelecek nesillere aktarmayan milletler yok olmaya mahkumdur. Bu düzeyde zaferleri olmayan çeşitli toplumlar kendilerine hayal güçleriyle zafer üretirler. Oysa ki bizde önüne geçemeyeceğimiz derecede büyük zaferlerimiz var. Tekrar zat halinizde TRT'ye ve destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz. Biz teşekkür ediyoruz tekrar sevgili dinleyiciler. Kısada Aksan olan Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği Proje Koordinatörü Sayın Özel Özgüç bizlerleydi. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ve Silah Arkadaşlarını Anma programı üzerine kendileriyle sohbet ettik. Bir kez daha ona teşekkür ederek yayınımıza Barış Manço ile devam ediyoruz.